Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Arazide Hasan Bey ile birlikte kabaklamasını yaptığımız, Mart ayında kabaklamasını yaptığımız ve bu yıl boyunca tere kalkacak olan bağımızdaki gelişme durumunu sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Geçtiğimiz yıl 2020 Mart ayında diktiğimiz bağ fidanımız kök gelişmesi gayet güzel bir şekilde yapmış olduğundan bir tane sürgünümüzü 3 tane göz önünden vurmuştuk. Bağ faaliyete başladıktan sonra artık bu 3 göz her biri birer tane sürgün yapacak şekilde yukarıya doğru gidiyor. Tabii biz bunun 3 tanesini bırakmayacağız. Bunu belli bir kalınlığa, belli bir olgunluğa geldiğinde teke indireceğiz. Şimdi bu özellikle 3 tane bırakmamızdaki esas sebep şu: rüzgardan kırılma olur veya zedelenme olur. En sağlam olanı belli bir mesafeye geldiğinde, belli bir olgunluğa geldiğinde teke indireceğiz. Yaklaşık bu sürgünler 30 santime ulaştığında artık bu sürgünler ot özelliğini kaybedip normal odun dokusu oluşturmaya başlayacak. Bu devrede artık bir tane düzgün gelişen bir tanesini normal bağ kökümüz haline getireceğiz. Bunu yapmadan önce hemen yanına düzgün bir şekilde bağlamak için, sağlamlaştırmak için kargımızı dikeceğiz. Kargımızı diktikten sonra düzgün gelişen bir tanesini, bu düzgün gözüküyor, bırakıp diğerlerini sıfırlayacağız. Artık bu bizim atma kökümüz, bağ kökümüz oluşacak. Tabii bunu yaptıktan sonra artık teke düştüğü için bunun kırılma veya zedelenme riskini tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu kaldırdıktan sonra diğerlerini hemen, tabii bu arada bağlama işlemlerini yapıyoruz. İpleri de büyük gösteriyorum. 8 şeklinde bağlama yaparak düzgün şekilde bağladıktan sonra diğerlerini aldık. Bunun büyümesini ne zamana kadar müsaade etmemiz gerekiyor? Burada üreticilerimizin yaptığı en büyük hatalardan birisi, normalde bunun olması gereken ve tepesinin vurulması gereken mesafe yaklaşık 100 santim arkadaşlar. Bu çubuğumuz, bağ kökümüz 100 santime geldiğinde normalde buradan kafasının vurulması gerekiyor. Fakat burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu şu: bunun belli bir mesela bir süre daha büyümesini müsaade etmemiz gerekiyor. Çünkü bu normal kalınlığa ulaşmadığı için ve sürgün araları açılmaya devam ettiği için hemen 100 santim geldiğinde kafasını vursak bu tekrar yükselmeye devam edecek. Mutlaka bu mesafe yaklaşık 130-140 santim üzüm bağlama teline gelene kadar bekledikten sonra 90-100 santimden kafasını vuracağız. Erken kesmenin bize dezavantajı var. Çünkü bu sefer 100 santimde kestiğimiz kafası daha yukarı çıkacağı için şekil bozukluklarına sebep olacak. Bunu 100 santimden vurduktan sonra yapmamız gereken işlem şu: tabi bunu bağ her kestiğinde devamlı ayakta durmak için geride kalan sürgünleri tekrar hareketlendirir. Hemen burada gözler patlamaya başlayacak. Burada müsaade etmemiz gereken, büyümesine müsaade etmemiz gereken sürgün sayımız 3 tane. 1, 2, 3 tanesinin büyümesine müsaade edeceğiz. Diğerlerini hiçbir şekilde büyümesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece yapraklarının kalmasına müsaade edeceğiz. Çünkü yapraklar onun güneşten yanmasını ve su kaybını daha az düşürüyor. Ve yaprak zaten fotosentez unsuru olduğu için bağın gelişmesi daha hızlı bir şekilde oluyor. Bunu dediğimiz gibi 3 tanesinin büyümesine müsaade edecek şekilde bağımızı sürgünlerinin büyümesine müsaade ediyoruz. Alttakileri ellemiyoruz. Bunları da artık bu 3 taneyi artık vurduktan sonra hiçbir şekilde bağına uğramıyor. Bu yanlış bir işlem. Burada biz niçin önümüzdeki yıl daha fazla üzüm alacak durumda
şeklini oluşturmuş bir bağ oluşturmayalım. Hemen burada yapılması gereken en önemli şeylerden birisi, bunu gözlerde yaklaşık 3 göze ulaştığında, bakın, 3 göze ulaştığında bunların da tepesini keseceğiz. Büyümelerine müsaade etmeyeceğiz. Şimdi burayı kestiğimiz anda ne olacak? Bu sefer yine geriye dönük sürgünlerini patlatacak. Bu sürgünler bu sefer sürgün yapacak. Bakın 3 tane, 3 tane, 3 tane. Bunun en yakın olanını kısa bırakacağız. Yedek dediğimiz, zaten bunu videomuzun devamında arazide uygulamalı olarak göstereceğiz. Bakın burada yakın olanını yedek bırakacağız. Bakın burada yakın olanını yedek bırakacağız. Evet Tarık Bey, şimdi bize güzel ve çok ayrıntılı bir şekilde kabaklanan, dikilen fidanın tahtada da çizimlerle kabaklamış olduğumuz fidanı Temmuz ayında, Haziran ayı sonlarında tele kaldırılması, tele kaldırdıktan sonra üzerlerinin, teleklerinin hangi şekilde kırılırsa daha iyi olacak şekilde güzel bilgiler verdiniz. Temmuz ayında veyahut da Haziran ayı içerisinde ürünün gelişimine göre tele almış olduğumuz fidanın bir sonraki sene 3 yaşında olan fidanımız bu şekilde geldi. Hereye bağlanmış, anlattığımız şekilde hereye bağlanmış, doğru yönde gerekli uygulamaları yapıldıktan sonra ürün verecek vaziyete gelmiş olan 3 yaşındaki fidanımızda da bize budama işlemlerimizi, nelere dikkat etmeliyiz, şekli ne şekilde vermeliyiz, yedek bırakmalı mıyız, bırakmalı mıyız, üzüm çubukları ne şekilde bırakmalı, bunlar hakkında da bize budamayı kısa ve öz bir şekilde anlatabilirseniz. Teşekkür ederim Hasan Bey. Hasan Bey'in değindiği gibi bu bağımız ilk defa üzüm verecek. 3. yaşında bizim istediğimiz ideal olan bağ sistemi. Nerede kalmıştık tahtada anlatırken? Tepesini vurup 3 tane sürgün bırakıp oradan meyveye yatırma. Bakın burada 3 tane çubuğumuzu bıraktık. Bu 3 tane çubuktan ilk yakında olanları yedek, sonrakileri üzüm çubuğu olarak düşünerek budamamızı yapacağız. Bundan sonraki sistem tamamen bununla alakalı. Yedek olan kısım bir dahaki yıl bizim tekrar üzüm çubuğumuz olacak. Üzüm çubuğunu, üzümünü aldıktan sonra mevcut olan en yakın sürgün üzüm çubuğu olarak yapılacak. Şimdi özellikle yedek dememizdeki olay şu şekilde. Yedek dememizdeki olay, bağ eğer bu kısa yedek dediğimiz çubukları bırakmaz isek, bu şekilde bırakmaz isek, bu bağ bu sefer buradan patlayanı bir dahaki yıl, ondan sonra oradan patlayanı bir dahaki yıl mevcut bir karakol sistemi oluşturmuş olacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi yedek olanları ilk başta ayırıyorum. Şimdi 3 tane yedeğimiz, bir dahaki yıl buradan patlayanları buradan kestikten sonra üzüm çubuğu olarak yapabiliriz. Aynen. Peki burada o zaman sizin anlattığınıza göre burada diyoruz ki o zaman yedek bırakmanın bize avantajı ürüne bırakacağımız ürün çubuklarını her sene burada bir futbol topu büyüklüğünde gövdeye yakın tutmak çok büyük bir avantaj sağlayacak o zaman bize. Evet. Demek istediğiniz de biz de. Evet. Burada artık üçlü dörtlü bir çanak sistemimiz oluşacak, evet. Ve onun üzerinden patlayan sürgünleri üzüm çubuğu yapacak şekilde budamamızı yapacağız. İlk ana sistemimiz bu şekilde. Bundan sonra artık direkt üzüm çubuklarımızı bırakıyoruz. Bunlar bizim üzüm çubuklarımız. Bakın. Bu birinci üzüm çubuğumuz. Bu yedeği hatta bize iki tane de yedek vermiş oldu. Bakın burada yine bunu kısa bırakıyorum. Bunlar bizim üzüm çubuklarımız.
tarafa geldik. Uçlarını düzeltiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane üzüm çubuğumuz. Normalde olması gereken en az üzüm çubuğunun yarısı kadar yedek olması gerekiyor. Yani bizim burada 2 tane yedeğimiz de olması yeterli. Fakat biz bunu ilk tesis budaması yaptığımız için ne kadar burada yedek bırakabilirsek çanak oluşmasında bize faydalı olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra üzüm çubuklarımızı en az 12-13 göz olacak şekilde ucunu bırakıyoruz. Yani yaklaşık şu mesafe. Bu şekilde ilk ana gövdemiz oluşmuş oluyor. Bundan sonra tele doluyoruz. Mutlaka üzüm çubuğunu telin içinden alarak dolamayı başlıyoruz. Gittiği yere kadar. Bakın bunu içinden. Sonra bunların uçlarını bezle, iple bağlıyoruz ve sabitliyoruz. Bağlıyoruz. Güzel yapılmış aparatlar var. Onlar da bağlanıyor. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 tane üzüm çubuğumuz. En az olması gereken 2 ama burada 3-4 tane kısa yedek çubuğumuz var. Şimdi bunlar bu sene üzümünü verecek. Buradan patlayacak olanlar gelişecek. Bir dahaki yıl diyelim ki buradan patlayan bir tane büyüyeni buradan kestip bunu üzüm çubuğu yapacağız veya bunu yapacağız. Sistem tamamen bunun üzerine kurulur. Evet. Peki Tarık Bey, tele dolarken üzüm çubuğunu tele çok dolamamız mı iyi yoksa direkt birkaç defa dolayarak mı bağlamamız gerekiyor? Çünkü bazı bağlama işlemi yapan işçilerimiz bunları tele bağlarken o kadar çok bağlıyorlar ki çubukları kırmaya sebep veriyorlar ve ortaya zayiatlar meydana geliyor. Çok güzel Hasan Bey. Özellikle burada ilk başta çubuğun gittiği yönü mutlaka çubuğumuzu o tarafa sarmamız gerekiyor. Evet. Diyelim ki bu çubuk eğer bu tarafa gidiyordu, ya burası boş kalacak. Hayır, ne tarafa gidiyorsa o yönde olmalı. Çubuğu ters çevirerek, yamultarak dolama, o şekilde oradan kırılmalarına ve ileride gelişmelerinde sıkıntı yaratıyor. Evet. Çubuğu mümkün olduğunca fazla dolamadan, gidiş yönünde normal sayıda dolayarak ve en son ucunu iple bağlayarak sabitlemek doğru olan. Evet. O zaman bunu şu şekilde düşünebilir miyiz Tarık Bey? Şimdi bu üzüm çubuğunu bir hortumla düşünürsek bunu direkt sizin dediğiniz gibi içten üzümün çubuğun olduğu yöne bağladığımızda bir hortumu hiç kıvırmadan şey yaptığımızda suyun içinden akış hızı başka olacaktır. Bunu defalarca kıvırarak böyle dolaya dolaya götürürsek uyanmada sıkıntılar olabilir o zaman. Evet. Besin elementlerinin ilerlemesinde sıkıntı olabilir. Hortumu ne kadar kıvırsak içerisinde suyun akış hızı azalacağından dolayı bu sebeplere de sebebiyet verebilir o zaman. Evet Hasan Bey, çok güzel bir konu dediğiniz gibi. Şimdi kökten aldığı besin maddelerini çubukların içindeki iletim demetlerinden dolaştırarak baştan sondan başa gelerek dağıta dağıta gidiyor. Burada ne kadar çok sıkışıklık olursa bu iletim demetlerinden besin alışverişi o kadar zor oluyor ve çubuğun zaten çok dolanan yerde dikkat edersiniz çubuğun gelişmesi bile o kadar zayıf oluyor. Salkımlarda bile küçük solmalar veyahut da gelişmede zayıflıklar meydana getirebiliyor. Evet, zaten salkımlarda bile konu nereden nereye geldi? Salkımlarda bile salkım sapı ne kadar kalın ve düzgünse o evet. Salkımın gelişmesi de o kadar iyi oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki Tarık Bey, şimdi burada çizimlerde bize anlattınız. Herek bağlanma şeklini, düzgün olan çubuğun alınma şeklini falan bile çok güzel bir şekilde anlattınız. Şimdi bu
tereyağımız burada bağlanmış şekilde uygulama olarak görüyoruz. Evet. Burada çiftçimiz tereyi aldıktan sonra bağlama bezinde sizin anlattığınız şekilde 8 şeklinde de anlattığını bağladığını görüyoruz. Şimdi burada artık budama döneminde bazı iplerin çok sıkmış olduğunu görüyoruz. Evet. Burada ekstra bir işlem yapması gerekiyor muydu? Şimdi şu şekilde bu ipleri arada geldiğinde gevşetmesi. Evet. Ve kesinlikle fazla sıkmaması gerekiyor. Burada evet. Bakın bir tanesi bayağı bunu sıkmış duranla. Evet. Evet, yani buluyor. Ben bunu bu yıl geldiğimde bu şekilde boğum yapanları kesmemiz gerekiyor. Evet. Açmamız gerekiyor. Çünkü burada iletim demetlerini bakın boğulmuş. İletim demetlerini buradan kısıtladığı için bağın gelişmesi de zayıf olacak. Olumsuz etkiler. Evet. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi bu kesim işlemine gerek kalmadan belli dönemlerde bunu gevşetseydik bağ daha düzgün bir formla yukarıya çıkacaktı. Evet. Anladığımıza göre daha düzgün bir formla şurada bir boğum yapmış. Bunu çekebilirsek. Sizin dediğiniz şekilde bunu belli dönem çünkü tek bir adaya bıraktıktan sonra altta sizin de dediğiniz gibi işlemi yaptık. Çok kuvvetli bir kök yapısı gelişti. Evet. O da güzel oldu. Ve burada tek bir adaya kaldıktan sonra burada hızlı ve kuvvetli gelişen sürgünü sizin dediğiniz şekilde elde ettik. Burada kesme işlemine mahal vermeden de dediğiniz gibi o zaman ara ara bunlarda gevşetme işlemi yapmamız gerekiyor. Evet. Ve bu boğumu oluşturacağız. Çünkü bu boğum burada gördüğümüz kadarıyla bu boğum burada ilerlerse belki buradan kırılabilecek. Evet, 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 aynen, aynen. Aynen. Koparma gücü yetmediği için oradan kırılma işlemi meydana gelebilecek. Evet. Özellikle bunu bağlarken burada yapılması gereken sizin dediğiniz gibi şeyde de tekrar anlatmıştık. Tekrar üzerine basa basa anlatmak istiyorum. Bakın burada kuzey rüzgarı etkili bir rüzgar. Mutlaka tereğimiz rüzgarın önünde olacak. Bakın şu bağ, bu terek rüzgar bu taraftan esiyor. Neden bunu yapıyoruz? Rüzgar estikçe bu o tarafa esneyecek. Eğer bu terek bu tarafta olsaydı bağ devamlı kargaya vurarak zarar görecekti. Ve bunu mutlaka biraz daha gevşek bırakarak, esneme payı vererek bu şekilde bağlama yapmamız gerekiyor. Bunu önümüzdeki yıl artık bu normal kalınlığına, ayakta duracak duruma geleceği için, normal kalınlığa da geleceği için bu hereğimizi buradan alıyoruz. Artık bağımız normal şeklini almış. Almış olacak. Teşekkür ederim.